Sonra hiç martılan çocuksun, uykularda bırak. Günaydın kanka. Bugün ayın 14'ü. Son birkaç gündür bir şeyler çekemedim. 14'ü değil mi? Aynen. 14 Kasım. Çok yoğun geçti kanka. Dün gelir gelmez yemek yemeden bile yatmışım. Dün Alizade'ye dövme yaptık. Stüdyoda. Tasarımı ben yaptım. Çok güzel bir tasarım oldu elimin üzerine. Parmaklara Mona Lisa falan böyle çok güzel bir tasarım. Eklerim bunu. Full bendim stüdyoda. Ondan önce 2 gün ne oldu bilmiyorum. Bazen böyle çekmiyorum bazen. Ben aslında çekmek istemiyordum zaten. Yüzümü göstermek istemiyordum. Böyle yaptığım işleri sadece çekip Reels'tır, işte Shorts'tır paylaşmak istiyordum. Ama yüzümü de göstermem gerekiyor çünkü geçen mesela eski videolara gittim benim yaptığım işlere. Bunları da yaptım, ne ara yaptım, nasıl yaptım, ben mi yaptım, birinden mi bulup attım. Kafam karıştı çünkü hatırlamıyorum. Hatırladıklarım da hayal gibi geliyor. Ama böyle olunca mesela 3 yıl 5 yıl sonra kafa yapımda değişse ölmemiş olursak izlediğimde evet diyeceğim işte bu benim. Hani güzel bir şey yaptığımdan falan değil ya da çok iyi yaptığımdan değil. Kendimi anı bırakmak istiyorum. Millet çekiyor itini kopeğini, çoluğunu çocuğunu böyle günden güne gelişimini izliyor. Ben hani ileride daha da aşağıda olabilirim, daha da yukarıda olabilirim. Bunun için çekmiyorum. Ben bunu izlemek için çekiyorum. Dediğim gibi ben sadece gizli ban olanlar da var. Onları paylaşmıyorum. Bunları paylaşacağım. Bunu da arkadaşlarımızla paylaşacağım. Dizayn videosunu hala çekemedim. Nasıl yaptığımı, nasıl ettiğimi. Onu da çekeceğim. Bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra stüdyoya gideceğim. Bugün de pastıra dövme yapacağız. Ona tasarlayacağız bir şeyler. Onun tasarımlarını bayılıyorum ya. Tam böyle harbiden benim severek tasarladığım tasarımlar. Böyle çok hoşuma gider. Tasarlıyorum vallahi böyle. Alizade'nin deline yaptım mesela. Cano yazdım buraya. Kedisinin adıymış. Buruk. Böyle şey hissiyatı çok güzel, anladın mı? Ben oraya ne yaparsam hani, o hayat boyunca taşıyacak, anladın mı? Hani dövmecimiz de Paris, anladın mı? Hani ben tasarlıyorum, o yapıyor şimdi hani birebirini çıkartıyor ne verirsen, adamın mükemmel bir dövme yapıyor Paris. Vallahi çok tebrik ediyorum, ellerine sağlık. Abi böyle hani neresine ne koydum? Bu kafa benim yapı, tamam mı? Ben nereye ne koyuyorsam oraya koyuluyor ve beğeniyorlar. Bunu hayatı boyunca taşıyacak o. Çok mutlu ediyor kanka. Çok tatmin ediyor beni. Hani önceden tasarım çok tatmin etmiyordu ama bugün mesela dört masada doluydu. Dört masa mı? Aynen dört masada doluydu. Dört setup. Dördünün de tasarımını ben yapmışım. Dördü de o anda dövme oluyordu. Onu paylaştım zaten Shorts'ta. Kaykaya binip böyle sabit kadrajda çekmiştim. O olay mükemmel kanka. 4 tane insan hayatı boyunca taşıyacağı dövmeyi yaptırıyor ve hani sağlam bir yer olduğu için öyle pişman olup üstünü kapattırma gibi bir durum da yok. Onun olmasın diye de zaten uyarıyoruz. Bak bu ileride değişebilir, sana şunu yapalım. Hani daha güzel, daha iyisini yapalım diye değiştiriyor. Abi çok güzel bir hissiyat valla. Neyse dur yemeğimi hazırlayayım. Onu konuşacağım yine. Açıp görüşürüz. Ölümüne yaz ben, ölümüne yazıyorum, ölüme yaz sen. Bunun ucunda birileri var bana. Birileri kal. Ey iyi adam. Parçayı 2014'te, 2015 miydi? Lisede söylemiştim. O biz bir hayal kuran onu da birden içine sıçardık yerinde. Öğrenciler olmuştu. Sonra müdür yardımcısı beni soytarı diye kaydetmişler, gördün de diyordu soytarı ne yapıyorsun. Onun abimi çağırdım. Abi dedim bana dedim soytarı diyor dedim. Susar mısın ablacığım? Abi dedim bana soytarı diyor dedim. Abim müdür dedi geldi dedi müdür dedi halletti.
müdür ondan sonra ne haber Ferhat'cığım demeye başlamıştı. Falan. Sonra FETÖ'den patladı, FETÖ'cü çıktı. Değişik değişik olaylar kanka. Öyle. Ne diyordum? Ha, az evvel söylediklerim. Egoist gibi kaçabilir. İleride kendimi izlemek istiyorum. Bence hani şu an hatırladığınız şeyler, geçmişte şunu yaptım, bunu ettim dediğiniz şeyler, hani düşündüğünüzde hayal gibi gelmiyor size. Bence geliyor. Yani ben bakıyorum kanka, 19 yaşında Kapadokya'da Graffiti Festivali'ne gitmişim. Yani orada mesela motor sürmeyi biliyor mu dediler, bilmiyorum. Oo dedim, anasını bile aldatırım. Duvara bir girdim. Buram böyle kıpkırmızı. Hatta Graffiti, Kapadokya Graffiti Festivali yazdığınızda çıkar videonun sonunda. Sonuna kadar böyle tasarımı attım ben. Tamam, içini doldurdum. Detayları falan atacağım. Motorla turladım. Yarım saatlik işi vardı. Kaza geçirdim kanka. O sırada diğer arkadaşlar daha taslağını atıyordu falan. En son işte dokunuşları yaparken gittim, dokunuş yaptım. Son videoları çekiyoruz. Benim suratın yarısı kıpkırmızı, böyle kan oturmuş buraya. Ayakta zor duruyorum. Orada video çektik falan. Yani işte son hali orası. O son halinde gözüküyor. O arada kaza yaptım çünkü. Ne diyordum da ben? Ha, onu mesela orada yaşadığım her şeyi kaydetmek istiyordum. Orçun abi, Orçun Rençber. O videografımız oydu. Çok güzel çekti, ellerine sağlık. Mesela her anımı çekmek istiyorum. O her anımızı çekti ama kendinde. Onu da istemedim o zaman. Şu an istiyorum mesela. Böyle bir istek şu anda oldu açıkçası. Öyle. Yemeğim soğuyor. Egoist değil yani o durumlar. Yemeğim iyi. Bir şeyler izleyeceğim. Stüdyoya gidiyorum şimdi. Dizaynı yapıp dövmeyi yapacağız. Bugün böyle geçecek. Gece sonuna kadar bir şeyler olur, çekerim, gününe eklerim. İki gündür eklemiyorum. Bakalım, stüdyoda görüşürüz. Hazırım. Papa. Yaz olmalı. Diyorum. Buna yaz olmalı. Sonra baş olmalı. Bir illetten hala. Merhaba. Gün bitti kanka. Saat 23.53. Bugünü bitirdik. Dövmenin hepsini bitiremedik. Çok büyük bir dövme. Karına, göğse, boyuna, buralara falan böyle büyük bir dövme ve tek dövmeciyle tasarımını, videoyu böyle araları falan çektim, onu videoya eklerim. Bugün böyle geçti. Yarın devam edeceğiz. Yani dövme bitmedi. Keşke bitseydi ama geç başlanıldı. Biraz da hani büyük bir dövme, ağrılı oldu. En son Pastır Can arasından gölge boksu yapıyordu stüdyoda. Ben bırakıp çıktım. Öyle. Bugün bitti. 14, 11, 23. Böyle bir son. Bunu da gönderirim. Beklerim. Şimdi makarna yapıyorum. Yemek yiyeceğim. İyi geceler. 14 Kasım. Finito.